Ben ünlü bir magazin dergisinde görevli olarak çalışıyorum, görevliyim. Bir parti düzenleyeceğiz. Yurt dışından misafirlerimiz gelecek. Deniz manzaralı böyle. Ben de orada ev sahipliği yapacağım partide. Gel bakalım. Ayşegül. Hafta içindeyiz. Tek parça elbise kullanıyoruz ama bir çizme alıyoruz, bir şapka alıyoruz, bir dokunuş yapmaya çalışıyoruz. Ben senin bu abiyeyle hiçbir dokunuş, hiçbir şey yapmaya çalıştığını düşünmüyorum. Sadece giyineyim, hani günü kurtarayım olarak gördüğünü düşünüyorum. Hiç beğenmedim. Yani üstün, evet, zariflik olarak gerçekten zarifsin ama hepimiz o zaman her gün zarif zarif kıyafetler giyip çıkalım. Kombi yapmak için uğraşmayalım diye düşünüyorum. Keşke şıklığını cumaya saklasaydın. Ya bir de seni geniş gösteriyor. Elbisen demode. Sürekli bir ayak abiye giydiğin zaman altına bantlı ayakkabı giyiyorsun. Evet, hani başka bir ayakkabı görmediğini düşünüyorum. Bir sürü ayakkabı giyebilirsin abiye elbiselerinin altına. Ben hani ben bugün için senin hiçbir şekilde buradaki insanlara da aynı şey, yani buradaki insanlara haksızlık yaptığını düşünüyorum. Ezgi. Elbiseyle alakalı söylediklerine katılıyorum Ayşegül ama tek parça kolaycılık ya da bugün hafta içi abiye giyilmeyecek diye burada tekrar söylüyorum. Aynı şeyi ben de yaptım çünkü giyilebilir. Kesinlikle kolaycılık olarak görmüyorum ki ben ne zaman abiye giysem genelde düşük puan alıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ne hissediyorsan, nasıl iyi hissediyorsan sonuçta buraya öyle çıkıyoruz ve onun da bu şekilde kendini bugün iyi hissettiğini düşünüyorum ve kesinlikle ben kendi adıma bana haksızlık yaptığını düşünmüyorum. Giymiş gelmiş yani, fark ediyor mu? Aynı şey tek parça kıyafet giydiğimizde de altına bot yerine işte ayakkabı giymiş, ona göre eleştirebiliriz yani. Elbiseyle ilgili söylediklerine katılıyorum ama hani bana da biraz demode geldi. Rengi çok güzel ama o dikişleri, ne bileyim, alt kısmı birazcık geniş göstermiş. Bir de keşke ayakkabıların daha farklı bir model olsa daha güzel olabilirmiş. Cuma günü abiye giyiyorum. Ama o bile akıllarda kalıp ya abiye ya şöyle diyorsunuz. O zaman bana göre Emel her gün abiye giyiyor. Yani ben bunu anlamadım. Haksızlık ben olarak her gün giyiyorum. Hayır, sen hafta içi de kullandığın için. Bak, ben sadece cuma günleri kullanıyorum abiyeyi. O da bir cuma şıklığı olduğu için. O zaman bana arkadaşlarım diyor ki ya abiye ya şöyle. Ama sen hafta içi de karıştırdığın için o zaman ben sana her gün abiye giyiyorsun demeliyim. O zaman bana da bir daha hiç kimse burada abiye giyiyorsun demesin. Demek ki sende durmuyor istediğin gibi. Niye yani abiye giydiğinde sen demek ki abiye duruyor senin üzerinde. Niye güzel olmuş diyorsun? Belki o cuma şıklığında pantolon takımı giyecek, böyle bir şey giymeyecek. Cuma şıklığı demek abiye demek değil bana göre. Zaten düşünmüyorum yani. Ama şunu şu an ben giyseydim, işte abiye giyip çıkmışsın klasik Ayşegül. Ben sanki hiçbir zaman söylemedim öyle bir şey. Kendi adıma konuşuyorum. Senin evet söylediğin şeyler çok mantıklı zaten. Ojenin rengi olduğu için ona gelemiyorum. Bunu mantıklı düşünmeni. Bunu sadece ben söylemedim. Jüri de sana eleştirdi. Olabilir ama bunu sen ortaya çıkardın. Sonuç itibariyle bozuk ya da özensiz bir şekilde gelsem her neyse gayet normal bir şekilde gelmiştim. Ama ben şu an Emel'in yaptığının hani bana göre doğru değil. O zaman hani öyle bir hakkımız varsa ben de çok şık abiyeler tasarlatıyorum. Gel Ayşegül. Giyeyim, ben size haksızlık yaptığımı düşünüyorum. O zaman niye kombi yapıyorum yani? Yani bunu sürekli söyleyecek misin yani? Tabii ki söyleyeceğim. Yarışmacıyım. Ben de bir şey söyleyeyim. Sen de istiyorsan giy gel. Ben tabii böyle giymek istedim, böyle geldim. Ne güzel. Yani söyledim. Zaten jürilerimiz onu değerlendirecek. Kimseye ben burada haksızlık yapmıyorum. Kendim o zaman hani yanlış yapmış olacağım. Yani seni sürekli arkadaşları hep kendi tarzında eleştiriyor yani, ya. Efendim? Hep arkadaşlarım diyor Emel'e göre. Hani Emel'e göre mi abiye giydi diye bakıyorlar. Şu an onu da merak ediyorum. Hani Emel'e göre. Seni de sana göre eleştiriyoruz. Ben öyle düşünmüyorum. Niye o zaman sürekli abiye giyiyorsun diyorsun? Sadece sana cuma günleri giyiyorum. Ben demedim, o da demedi. Biz ikimiz de sana sürekli abiye giyiyorsun demedi. Ben bunu genelliyorum. Bunu söyleyen kişiye ama ben söyle. Şöyle bir şey. Eğer bunu bana genel biri yapıyorsa demek ki bunu sen de rahatsız genel biri değil. Yok, hayır, neden? Ben genel oluyorsa bu podyum genel olarak rahatsız oluyordur bana göre. Hayır, Ayşegül, o zaman bundan sonra dikkat et, kim diyorsa ondan sen hesap sor, olur mu? Kim dedi, kim diyordu? Çiğdem diyormuş. Bir şey söyleyeceğim, Gülşah da abiye giydiğim zaman. Ben lakabını bile abiye Ayşegül taktım hatta. Hayır, benim fikrim değil ki bu. Bu Çiğdem herhalde söylüyormuş. Ben kendi tam Gülşah da adı bile var bunu. Lakabı bile var abiye Ayşegül diye. İşte o mesela sadece şimdi cuma günleri. Şimdi seni yapamadığını ne biliyor musun? Senin harcını biri giyerse sen böyle bir şey oldun şu anda. Tacını elinden mi alacak diye korktun acaba? Ya çok alakasız bir şey söylüyorsun. Kız iki gündür normal kombinler ve kendinin dışında olmaya çalışıyor. Gerçekten savunmak için söylemiyorum. Emel'in bir tarzı var. Emel abiye seviyor zaten. İlk günden beri bu böyle. Araya sıkıştırmış olması beni hiç rahatsız etmedi.
Seni niye rahatsız etti? Çünkü ben hafta içi araya sıkıştırılmış bir abiyeyi günü kurtarmak olarak hafta görüyorum. Hafta içi diye senin şıklıktan anladığın abiye mi yani? Cuma günü giyince okey mi? Şu an bir şey söyleyeceğim. Abiye. Günü kurtarmak... Ben de konuşayım, abiye. Bana yapılıyor. Ben günü kurtarmak için böyle bir şey yapmadım. O zaten elbise... beğenilmeyeceksen beğenilmeyeceğim. Bu günü kurtarmak Emel, için olmuyor Emel, bu elbiseyi yani. Hazır mı aldın, diktirdin tamam mi? Tamam mı Ayşegül? Diktirdim, modeli bak, diktirmiş senin gibi gitmiş diktirmiş mesela. Bir tamam, emek bana var. Bana göre cumayı saklasaydı hala söylüyorum. Bugünü kurtarmak bana göre. Allah gene bir Ayşegül kavramı var. Öyle değil diyorum. Tamam, gene şey söyleyeceğim arkadaşlar. Böyle düşünüyorsanız ben de haftanın iki günü buraya abiye giyerim. Kalkıp birinizle... Hayır. Senin... Siz samimi yorum yapmıyorsunuz. Bana özellikle yorum yapıyorsunuz. Niye kabul etmiyorsunuz? Ne münasebet ya. Allah herkesin Allah. Burada bir egosu var. Özellikle kendine yapıldığını zannediyorsunuz her ya şeyin. Ya tamam mı? Ben burada bir şey giysem... Ben şu an evet kolaycılık diyorsam... Emel'in yaptığı kolaycılık. Neden ben kolaycılık? Ben bir tek parça giydiğim zaman bana kolaycı kolaycılık diyemezsin. En azından uğraştığımı sana kolaycı lafını kullandıysan bana bunu ispat edeceksin. Asla kolaycılığı ben burada Nihal'e geldiğimden beri söyledim. Hiç kimsenin, hiç kimseye söylenilmesini Nihal'e istemiyorum zaten. Hatta gidip kiraladığı çanta vesaire bir şeyler olduğunda bile o onun tercihidir. O bile bir emektir diye ben bunu başından beri söylüyorum. Kolaycılığı ben demedim. Ben çok beğendim. Hiç demode de gelmedi. Zaten baktığın zaman çok zarif duruyor, anladın mı? Ama ben detaya indiğimde yani neden abiye diye düşünüyorum. Hani günümü kurtarmak amaç yani. Niye kombin yapıyoruz o zaman? Ay. Sen kendin yaparken niye tamam, bunu yapacağını söylemiyorsun Ayşe? Karar değerlendirmiyorum Ezgi. Karar değerlendirmiyorum. Farkında mısın? Kolaycılık Ayşe değil yani. Ayşegül'cüm bak şimdi. Sen tamam arabayı aldığın hafta bir şeyler diktirip geldin. Hep abiye üzerinden bir şeyler yaptın. Neresi abiye? Demek ki bu tutuyor demek neresi ki. Neresi abiye? Bununla ne alakası var? Tarcını elinden alır diye korktun herhalde. Hayır bir dakika. Bununla ne alakası var? Göz problemi mi var Çiğdem? Onun da zevki o şekilde bir emek tamam, var. Tamam o zaman diyorum ben ki lütfen. Ben beğendim. Çirkin de bir elbise değil. Üstümden alın. Tek parça bir abiye giydiğimde bana kimse burada abiye demesin. Haftanın bir günü abiye giyiyorum. Giyemediğin abiye demek ki senin ki bana laf ediyorsun. Tek ay istediğini giyinebilirsin ki giyin. O zaman kendine alacaksın o riski Ayşegül, tamam mı? Burada bir söylüyor tamam, olabilir. Emel, tamam. Herkes bir hoş ya yani. Sen gerçekten çok kıskançsın Ayşegül. Çok ciddi söylüyorum. Nihal. Ben de söylemiştim Ayşegül'e kolaycılık diye. Samimiyetsiz yorum yapmıyorum. Bence de hafta içi ben de mesela tek parça elbise kullanmak istiyorum ama ne bileyim bir şapkadır işte bir eldivendir. Bunda da tek eksik bulduğum o kemerin yani zaten o dikişleri güzel görünmüyor. Kemer taksaydın hani en azından farklı bir kemer olsaydı orada. Bir şeyler katmış olurdun, onun dışında bu elbisenin altına zaten bence çizme olmaz. Ya tek bantlı ayakkabı en uygun olmuş. Çantanı sevemedim. Hazır mısın Emel? Hazırım. Geçebilirsin. Emel Özkızıltaş, ayakkabı 90 lira, elbise 100 lira, çanta 230 lira, takı 20 lira. Göremiyorum çantayı. Siyah mı o? Evet. Sim. Hoş geldin Zennubelerin Zennubesi. Hoş buldum Nurellam. Nereye gidiyorsun? Ben ünlü bir magazin dergisinin magazin dergisinde görevli olarak çalışıyorum. Parti düzenliyoruz. Yurt dışından misafirlerimiz gelecek. Ben de orada ev sahipliği yapacağım. İçindeki bu artist ne olacak? Ne şarkıcı olabilir, ne dizi oyuncusu olabilir bildin, ne dans evet oldun. Neren? Belki olurum. Bunlardan o kadar birisi. Işıklara konuştun. Evet. O kadar söyledin. O kadar söyledim. Neler kırmızı dedin ışıklara. Neler. Kimse sesini duymadı. Evet sesimi duymadı. Beni keşfeden olmadı. Ay beni kimse keşfedemedi bir mi? Bir gün şöyle şurada bir balkon konuşması yap. Hatta jüriye gel buraya. Burada otur seslen. Tamam bir gün belki yapayım. Yüzün güler yani. Ne yapayım? Benim yapacağım bir şey yok. Bir tek papucunu şu an görüyorum, o ayak duruşunu. O modeli korumak için yani dekolte olmaması için mat böyle bir kumaşlar var teninin renginde. Ondan sonra o araya koyduğun zaman böyle kalın poplinler falan oluyor.
oraya onu koyduğun zaman zaten o dekolte havasını veriyor. O zaman günü kurtarıyorsun. Evet. Eteğinin belinde şey var çünkü, belden takma. Altı o kadar demode ki o kup. Yani 20 sene önce, 25 sene önce yapıyorduk o kupları canım. Belin mutlaka ve mutlaka kemer istiyor. Çünkü orada bir dikiş var yani. Bel hattı var canım. Bir de ben sevmem burada dekolte, burada bacak. Taraf. Bilirsin. Evet. Renk siyahla o gök mavisi, okyanus mavisi çok güzel. Renk güzel. Örtüşmesi. Ama bir şeyi hayal etmişsin, hayata geçirtememişsin. Yani bir de ben o tuvalette, o yırtmacı, o saçın gulu guluları. Ay şunu şöyle yapayım bir daha. Anne arıyorum ben arkama Silgi, bakıyorum. Silgi orada bak. Silgi. Ne oldu yine sana söylendiler. Yine gücüne gitti. Yine için ağladı biliyorum. İçime. Ah atıyorum. Sen de yüklüsün anacığım. Yüklüyüm. Çok yüklüsün. Seni acıtıyorlar böyle. Ama ayakkabın, o duruşun öyle güzel ki. Ay teşekkür. Sana anlatamam. Sağ olun. Ne yapsam, ne etsem. Arkadaki kötülere bakayım. Kötü. Çok kötü. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ay hiç güldürmedin beni. Sahte sahte güldüm. Ay hayır siz çok güzel geliyorsunuz Nurella'm. Alevcim. İvana Hanım. Eski haline döndün sen. Araya böyle bir şey de sıkıştırayım diye. Ben böyle şey sıkıştırınca olmuyor galiba. Sıkışma neyse, böyle. Neyse yarınkinde gene şeyim. Ay ben altı başka verdim. Hey, beş mi verecektiniz? Yemin ederim beş mi? Verin. Verin. Ne olacak? Ay canım ya. Öyleymiş öyle. Kısmet oldu. Tamam. Ay vereyim mi beşi? Ay verin tamam. Teşekkür ay, ederim. Ay ne iyi kızsın sen. Ay sizin iyiliğiniz. Ay oradaki ay o Ayşegül olsaydı beni burada mahvederdi. O özlemle. Zaten hiç burada bakmıyor. Ayşegül, Ayşenur. Yani bir problem var. Bir şey mi yok, var? Yok hayır. Hiçbir problem yok. Dediğim gibi Alevcim eski haline döndün sen. mavi yakışıyor. Güzel. Ama elbise çok demode. Nur dedi gibi. Eskide kaldı. Ben zaten kemer isterdim belinde. İvan Hanım aslında bu gül yok da hani böyle o da mı demede oluyordu o zaman da mı? Bu yok dikiş, aslında. Dikiş görünüyor ya ondan dolayı onu kapatması tamam. Gerekiyor. Ve bana kalsa deri bir kemer kullanırdım. Deri çizmeyle siyah. Daha modern havaya deri bir çantayla, clutch'ta. Tamam. Bu elbise biraz daha modern havaya sokardım. Ama Emel'cim sen simli bir çanta aldın. Hem de çok aradım bunu akşam. Ne simli çanta ihtiyacın var bu elbiseyle güzelim? Akşam zor buldum. Çantalar hep aynıydı. O spor halin çok daha iyi. Duruş nasıl ama? Yarın öyle. Duruş çok güzel. Bacak harika. Çok ünlü bir sanatçı. Ayakkabı da güzel. Ünlü bir sanatçı gibi. Ayakkabı da güzel ay, ama ederim. Dediğim gibi biraz... Yani şey zayıf kombin. Daha modern yapabilirdin evet, bunu. Evet haklısınız. Ama tekrar mavi sana yakıştı. Teşekkür ederim. Aldım. Ben senin modern olabilme ihtimalini sevdim. Ay. İki gündür çok yüksektim senin stiline karşı. Yarın da o zaman öyle. Keşke sıkıştırmasaydım bunları. Yine bir kötü hayal. İster araya sıkıştırmış ol, ister kolaycılık olsun, ister abiye giymiş ol, ister tek parça, ister Emel'in tarzı. Elbise kötü. Yani güzel bir elbise giysen, abiye de olsa, araya sıkıştırmış da olsan, kolaycılık da olsa puanını alırsın. Evet, doğru. Bilirsin. Evet. Ama... Ama olmaz. Ama. Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Ay canım ya.
Sağ olun. Sen de Gülbol'im mutlu ol, pozitif ol, her şey olur. O hep öyle.